Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Çanakkale Belediye Spor Kulübü olarak 2017-2018 sezonu çalışmalarımıza başladık. Ayın 10'unda takımımız toplandı ve işte günde 2 antrenman olarak çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takımımız bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kulübümüzü hem de ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil etti. Yine bu sene de Avrupa Kupalarında hem kendimizi hem de ülkemizi temsil edeceğiz. Dolayısıyla bu sene takımımızı oluştururken geçen seneye göre bir tık daha yukarıda takım oluşturma çabası içerisinde olduk. Buna göre de kadromuzu biraz daha geniş tuttuk. Geçen sene 12 sporcu ile mücadele ederken bu sene 14 sporcumuzu kadromuza, bünyemize kattık. Geçen sene yine bildiğiniz gibi 2 yabancı oyuncumuz vardı. Bu sene 3 yabancı oyuncuyla takımımız mücadele edecek. Yani şu anda toplam 14 sporcumuz bulunmakta. Bu 14 sporcumuz içerisinde 6 tanesi geçtiğimiz yılda yine kadromuzda bulunan oyuncularımızdı. 8 tanesi de işte bu sene transfer ettiğimiz oyuncular. Bu yabancı oyuncularımız da yine bu sene takımımızda yer alacaklar. Geçen sene kadromuzda olan oyuncularımız başka kulüplerle anlaştı. Bildiğiniz gibi bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi de Beylikdüzü ile anlaştılar. Yine eczacı yabancı oyuncularımız, yerli oyuncularımızdan da işte Galatasaray'a giden oyuncumuz var, eczacı başına giden oyuncumuz var. Ve dolayısıyla bu sene de yine güzel bir takım kurduk, iyi bir takım kurduk. Çanakkale'deki spor severlerimize, Türkiye'deki voleybol severlere yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi keyifli, güzel maçlar izlettireceğiz. Sadece takım oluştururken bu sene şey yapmadık, aynı zamanda yani staffımız da tekrar bir gözden geçip yeniden bir yuvarlanmaya gitti. Dolayısıyla hocamızın yanına yardımcı hoca olarak da İbrahim arkadaşımızla anlaştık. Dolayısıyla staffımızla da bir değişikliğe gittik. Bu seneki kadromuzda yine kaptanımız Seda sağ olsun büyük özverili bulunarak kulübümüzü tekrar tercih ettik, kulübümüzde kaldı. Yine ikinci pasörümüz Ceren arkadaşımız yine kulübümüzde kaldı, geçtiğimiz bir kadroda. Gözde arkadaşımız, orta oyuncumuz biliyorsunuz, Gözde Dalko da yine kulübümüzü tercih etti, biz de hocamız da kendisini istedi. Yine Elif arkadaşımız da 2 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncumuzdu, o da kadromuzda. Şimdi bu sene tabii dediğim gibi yani Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası, lig maçları daha da zorlu geçeceğini düşünerek, çünkü geçen sene kadrodaki o sınırlı sayıda oyuncu olmasından dolayı yaşadığımız sıkıntıları yaşamamak için geniş bir kadro kurduk. Dolayısıyla Yasemin Şahin arkadaşımızı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden transfer ettik. Kendisi çok yetenekli, genç bir oyuncu. Alt yaş gruplarında, milli takımlarda görev alan bir oyuncumuz. Yine İpek Soroğlu arkadaşımızı transfer ettik Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan. Bu da Türkiye'de artık kendini kabul ettirmiş, kendini çok deneyimli, tecrübeli bir oyuncumuz. Yıllarca milli takımlarda görev yapmış olan, birçok büyük kulüplerimizde de yine oynamış olan bir arkadaşımız. Canset Cemre Erku arkadaşımızı transfer ettik. Yine bu da orta oyuncu, Nilüfer Belediyesi'nden transfer ettik. Bu da geleceğin böyle umutla bakılan, geleceğin yıldızı olabilecek olan bir oyuncu. Bu sene öyle tahmin ediyorum geçen seneki gibi parlatacağımız oyunculardan bir tanesi. Ayçenaz İhtiyaroğulları, Trabzon İkmanyurdu Hoca'ndan Libero arkadaşımız, bunu transfer ettik. Yine Seramik Sanat'tan Gamze Türk arkadaşımızı transfer ettik. Bu da geçen sene bizim yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu zaten. Yabancı oyuncu olarak Megan Ellen Cortey'i transfer ettik Polonya'dan. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Amerikan milli takımında aynı zamanda oyuncu. Şu anda zaten Amerikan milli takımının biliyorsun birkaç takımı var. Bu en üst birinci olan takımda yer alan bir oyuncumuz. Bu sene inşallah Türkiye'de isminden çok konuşulacak olan bir oyuncu olacak. Yine Maren Brinker transfer ettik. O da Alman milli takımında oynuyor. Şu anda zaten Alman milli takımında kaptan aynı zamanda. Şu anda o da milli takım kampında. Yine Yelena Alebek, Hırvatistan milli takımının oyuncusu. Bu da daha önce İlbak'ta Türkiye'de oynamış olan bir oyuncu. Hocamız da zaten yakinen bildiği bir oyuncu, bizim de tanıdığımız bir oyuncuydu. Takımıza önemli güç katacak olan bir oyuncumuz. Ve dolayısıyla
14 kişilik kadromuzu oluşturduk. İnşallah bu sene hedeflediğimiz noktaya varacağız. Hem Çanakkale'deki taraftarlarımıza hem Çanakkale'ye güzel maçlar izlettireceğiz. Keyifli maçlar izlettireceğiz. Bol galibiyetli maçlar olmasını bekliyoruz, diliyoruz. Dolayısıyla takımımızın hiçbir eksiği yok. Kurallarımız çekildi. Buna göre ilk maçımızı biz 18 Ekim'de Seramistan'da Çanakkale'de oynayacağız. Seramistan'da başlayacağız. Ondan sonra da işte Nilüfer'e gideceğiz. Sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi gelecek. Zaten o fikstürü de biz sizlere vereceğiz. Sizler de bunları kullanabilirsiniz. Tabii yani sadece işte transferle olmuyor. Bununla birlikte sezona iyi hazırlanmak lazım, iyi çalışmak lazım. Bununla ilgili olarak da yoğun bir çalışma temposu içerisinde takımımız. Hazırlık maçlarımız, hazırlık turnuvalarımız olacak. Hocamız onun planlamasını yapıyor. Çanakkale'de bir turnuvamız olacak. Yine her yaptığımız gibi. Yine bir yurt dışı turnuvasına katılacağız. Bununla birlikte biliyorsunuz bu sene yine Balkan Kupası'nda mücadele edeceğiz. 29 Eylül 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapacak bu sene. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Çanakkale'de ev sahipliği yapmıştık biz bu turnuvaya. Bu sene 7 takım katılacak turnuvaya. Yani geçtiğimiz sene 3 takım katılmıştı Çanakkale'de olduğu için. Kosova'dan, Karadağ'dan, Romanya'dan, Bosna Hersek, biz Türkiye, Sırbistan ve Bulgaristan'dan toplam 7 takım katılacak bu turnuvaya. Geçtiğimiz yıl biraz katılım az olduğu için çok belki heyecan verici bir turnuva olmadı ama bu sene katılımın fazla olmasından dolayı güzel bir turnuva olacaktı. Bizim için faydalı bir turnuva olacaktı. Yine hedefimiz Balkan Kupası'nın, ondan sonra da Avrupa Kupası'nda, Sevçeliç Kupası'nda devam etmek yolumuza temel hedefimiz, düşüncemiz bu. Biz buradan da rahatlıkla birinci olacağımızı düşünüyoruz ama hiçbir maçta oynanmadan kazanılmıyor. Dolayısıyla işte Balkan Şampiyonası, özel turnuvalarla birlikte sezona en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Şimdi tabii Çanakkale Belediyespor şu anda voleybolla ilgili, altyapıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor yine. Spor okullarımız devam ediyor voleybolda. Yine ben bir de size şunu bilgi olarak sunmak istiyorum. Bu sene biliyorsunuz yaz okullarımız yine devam etti. Bu konuyla da ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Toplam yaz okullarımıza 880-900 sporcu katıldı. 900 sporcu. Bu iki aylık süre içerisinde Çanakkale Belediyespor'un çeşitli branşlarında deneyimli hocaların eşliğinde spor yapılma imkanı bulundu. Tabii en fazla sporcu sayısı 490'lı yüzme branşında oldu. Bunun 370 tanesi spor okullarında geldi. Yine biliyorsunuz sosyal yaşam evlerimiz var Çanakkale Belediyesi'nin. Buradan da 120 sporcunun içeriğimiz, genç çocuklarımız bu spor okullarına katıldı. Satrançta 124 sporcu bu sene yaz okullarında görev aldı. Bunların işte 90 tanesi yaklaşık olarak ben rakamları söylüyorum spor okulunda. İşte 12 tanesi sosyal yaşam evlerinden geldi. Yine çocuk kültür evinden de bizim Çanakkale Belediyesi 20 sporcumuz geldi. Jimnastik branşımızda 35 tane sporcu bu sene katıldı. Voleybol branşında 122 Çanakkale'deki çocuklarımız spor okullarına geldi. Bunlar alt yaş grupları değil, sadece spor okullarına sıfırdan başlayan çocuklarımız. Basketbolda da 110 sporcumuz geldi ve dolayısıyla şu anda işte 900 çocuğumuz Çanakkale Belediyesi'nin açmış olduğu spor okullarında yaz eğitiminden geçmiş oldular. Bunlar da ileriki dönemlerde yani bakarsanız işte ülkemizi işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyatlarda temsil edecek olan çocuklar olabilir, olamaması hiçbir sebep yok. Çanakkale ben her zaman söylediğim bir şey var. Gerçekten bir spor kenti olmaması hiçbir sebep yok. Buna müsait olan kentlerden bir tanesi. Nasıl dünyaya baktığımız zaman dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, onlar da böyle küçük yaş alt gruplarından başlanıyor. Bu Çanakkale'li gençlere de olanaklar, fırsatlar verildiği zaman bunları üstesinden geleceklerine ben inanıyorum. Biz de işte Belediye Spor Kulübü olarak bu çocuklarımıza en iyi şekilde spor yapabilmeleri için olanakları sağlıyoruz. Tabii ille yani çocuk Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, Türkiye şampiyonu veya il şampiyonu olması önemli değil. İşte yazın burada güzel bir vakitte geçiriyorlar. İlgi duydukları sporu da hocaların eşliğinde
tekniğiyle birlikte öğrenmiş oluyorlar. Güzel vakit geçirmiş oluyorlar. Bu da çok önemli bir olay. Ve dolayısıyla Çanakkale Belediye Spor Kulübü, kentte sporun gelişmesi için, yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece kentimizin en önemli spor kulüplerinden biri değil, aynı zamanda bölgenin ve Türkiye'nin de önemli spor kulüplerinden biri oldu. Türkiye'nin her yerinde artık kulübümüz biliniyor, tanınıyor, Çanakkale tanınıyor, konuşuluyor. Ve zaman zaman bizlerden bilgi alınıyor. İşte sistemin nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğiyle ilgili olarak. Bunlar da bizleri mutlu ediyor ve ne kadar doğru olduğumuzu gösteriyor. Ben şimdi söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Soracağım sorular olursa onlara da yanıtlamaya hazırız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben önce kaptanımız, sonra hocamız, sonra yönetici arkadaşlarımızın da söyleyecekleri şeyler varsa onları alalım ama... Siz de biliyorsunuz ki geçen sene güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligde hem Çanakkale'nin kulübünün tanınması adına hem başarılarımızla adımızdan söz ettirdiğimizi düşünüyorum. Challenge kupasında kötü bir şekilde elendik. Bu yıl daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum Challenge'da. Ligde keza aynı şekilde en kötü yine 5. 6.lık ayağında gezeceğimizi düşünüyorum. Tabii yukarıları da yine geçen sene olduğu gibi zorlarız. Büyük takımlar. Sonuçta maçlarla kazanıyor siz de biliyorsunuz ki. Şimdi bu sezonda antrenmanlarımıza başladık. Yoğun bir şekilde 2 haftadır devam ediyoruz. Hazırlık maçları yapacağız. Ondan sonra Balkan Kupamız var önümüzdeki ay. Oraya gidip Balkan Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra yine şehrimizdeki Barış Kupası'ndan sonra da artık lige tam hazır girmiş oluruz. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum. Güzel şehrimize, güzel başarılar armağan edeceğimize, kendime, takım arkadaşlarım adına inanıyorum hepinize, başaracağınıza söz verebilirim. Buradan yönetim kurulumuza, belediye başkanımıza ve geçen seneki takımımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle çok güzel bir sezon geçirdik. Hep beraber birliktelik oldu. Bu sene de aynı birliktelikle beraber, aynı yeni arkadaşlarla ve yönetimimizle biz diğerlere geleceğimize ben inanıyorum. Yeni bir takım ama heyecanı olan bir takım olacak. Biz sahada elimizden geleni yapacağız. Ben yine belli bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Sadece biraz bir süreç geçirmemiz gerekecek. Onu da en iyi şekilde biz atlatacağımızı zannediyorum. Ve iyi bir sezon. İnşallah tüm takımlarımıza da sakatlıksız, kaza bela olmadan bir sezon diliyorum. Evet, hocamın da dediği gibi, başkanımın da söylediği gibi yeni sezon, yeni kadrolar, yeni heyecanlar, yeni umutlar, yeni kızlar. Heyecanlıyım aslında ben de. Kendi adıma bana broşüre sorumlusu olarak. Hocam önemli bir noktaya değindi. Buraya gelmemize geçen seneki kadromuzun da çok önemi var. Çeşitli sebeplerde farklı kulüpleri tercih eden arkadaşlarımız var. Ama her sezon aynı mücadeleyi gösteriyoruz zaten. Çünkü kulübün tarzı ve tavrı belli. Kentimizin yapısı belli. Dolayısıyla oyuncular açısından artık Çanakkale gerçekten tercih edilen bir kulüp haline geldi son olarak. Bu da tabii burada seyircilerimizin, kentimizin de çok büyük katkısı var. Çünkü maçların heyecanı, takım, staff, yönetim hepsinin evet katkısı var ama burada kentliği unutmamız lazım. Çünkü Çanakkale Bayanlar Ligi, Voleybol Ligi'nde ünlü şu şekilde sergiliyor. En güzel maçların seyredildiği yer. Herkes çoluğuyla, çocuğuyla maç izlemeye geliyor. O yüzden ben yeni bir keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. Bu anlamda uzun soluklu bir yola çıktık her sene olduğu gibi. Güzel günler bizi bekliyor bence. Fikstür avantajımız da var çünkü. Güzel bir fikstür çektik. Hayırlısı olsun diyorum yeni sezon için. Teşekkür ederim. Çanakkale küçük bir şehir. Bu küçüklüğünün verdiği avantaj kadar dezavantajımız da var. Sonuçta profesyonel bir spor yürütmek bütçe gerektiriyor. Bu bütçeyle biz de sponsorlarımızın ve belediyenin katkısıyla ligde
iyi bir yerlerde bulunabilmek adına verimli kullanıyoruz. Ve son birkaç senedir bu verimli kullanmanın getirileri de elde ediyoruz. Bu sayede takımını Türkiye çapında ses getiren, tanınan, merak edilen bir takım haline geldi. Bundan da biz de son derece memnunuz. Seyircimizin de katkısı her sene bu sayede artıyor. Ve bunu devam ettirmek yeni sezonda da bizim birinci amacımız. Bu arada arada sosyal medyada görüyorum, merak edilen bir şeyi izah edebilmek lazım. O da şu, hani geçen sene başarılı olan takımı niye tutamadık veya işte tutamadık da takım mı dağıldı? Bunun cevabı şu, voleybol kendi doğası gereği sık transfer yapılan ve transfer sürelerinin kısa olduğu bir spor. Biz de mevcut Türkiye'deki voleybolun işleyişine uymak zorundayız. Bu sebepten dolayı her sene oyuncularımızla oturup devam etmek için biz elimizden geleni yapıyoruz ama sonuçta işleyişi sporun böyle. Başkanımız bahsetti, oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu gidenler ve oldukça iyi takımlara, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı gibi büyük takımlara gittiler. Biz de giden arkadaşlarımızın yerini belki daha da iyi olabilecek veya bizim daha iyi yerlere getirebileceğini düşündüğümüz oyuncularla doldurduk. Hem seyircilerimiz hem de tüm takımımızı destekleyenlerin bu açıdan işlerin rahat olmasını, takımımızın gene aynı geçen seneki başarılarını artırarak devam ettireceğine inandığımızı söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Söylenecek her şeyi söylemeniz iyi düşünüyorum. Bunda artı ekleyecek bir şey yok. Ben daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hatta o zaman konuda gerçekten katılıyorum. Çok samimi olduklarını da biliyorum duygularını, düşüncelerini. Hayırlı olsun. Kentimize de, bize de. Artık klasikleşmiş bir laf var ama bunu yine demek lazım. Voleybol özellikle Çanakkale gibi bir kentte çok önemli bir kimlik ve derinlik katıyor. Ve kentte başarılar da geldikçe kent halkı da sahipleniyor. Bunu da maçlarda görüyoruz gelen kalabalıkta, sokakta aldığımız tepkilerden. Bu sene özellikle Avrupa'da, Kaptan'ın da söylediği gibi, Avrupa'da da biraz daha ilerleyerek daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Yeni sezon hayırlı olsun diyor. Çok önemli bir konu. Yani ben kulübümüzün mali durumu ile ilgili de kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu da çok konuşuluyor, ediliyor her şeyden. Bir kere kulübümüz, yani ayağını yorganına göre uzatan kulüplerden başında geliyor. Geçmişe yönelik sporcularımıza hiçbir borcumuz yok. Sadece primlerden bir borcumuz var. O da çok cüzdanımızda. Onu ödeyeceğimiz tarihler belli zaten. Daha zamanı var. Yine devlete, SSK, vergi borçlarımız geçmişe yönelik yok. Yapılandırdığımız belli bir kısım var. Onları da gününde zamanında ödüyoruz. Bu sene de yine denk bütçe ortaya koyduk. Bunu özellikle yapmaya çalışıyoruz. Yani şey yok, iddialı takım kuracağız deyip de işte çok büyük transferler yapacağız deyip de ödeyemeyeceğimiz borcun veya yerine getiremeyeceğimiz sözlerin altına girmiyoruz. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Özellikle transfer dönemlerinde sporcu arkadaşlarımızın takımımızı seçmesinde önemli etkenlerden bir tanesi olmuş oluyor. Dolayısıyla ben geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bu sene takımımıza sponsorluk yapacak olan esas holding burada 17'ye AVK, Doğutaş'a, Ünsal Marketler Zinciri'ne çok teşekkür ediyorum. Onların katkıları olmasa bu başarıları yakalamamız mümkün değil. Biz bu sponsorlukların artmasını da bekliyoruz, istiyoruz. Bu konuyla ilgili Çanakkale'deki çeşitli şirketlerle, iş alanlarıyla görüşmelerimiz de sürüyor. Geçtiğimiz yılda ufak ufak sponsorluk yapan işletmeler var, şirketler var. Yine bu şekilde bunlarla yapacağız. Yani bizim amacımız burada kulübün mali yapısını güçlendirmek için veya yani o kaynakları yaratabilmemiz için bir tane iki tane sponsordan ziyade mümkün olduğu kadar yaymak istiyoruz. Yani çok sponsorumuz olsun, çok kişi bu taşın altına elini koysun ve işin yani bir tarafında olsun istiyoruz. Böyle olursa daha iyi olacağını düşünüyoruz biz.
ve zaten temel düşüncemiz de böyle konuda. Tabii ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman için bizim yanımızda oldu, bize destek verdi. Bu da çok önemli bir şey. Yani belediye başkanının bu işi sevmesi, etmesi, benimsemesi çok önemli bir olay. Zaten başkanımız da sizler de biliyorsunuz. Her zaman gençlerin yanında, gençlerle ilgili gelecek olan projeye de sıcak bakan biri. Sporu da çok seven biri. Daha önceleri de işte bu kamuda belediye başkanlığı yapmadan önce de futbol kulüplerinde yöneticilik başkanlık yapmış biri. Dolayısıyla ben kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, Genç Spor İl Müdürümüze giden işte yeni kim gerçek bilemiyoruz. Çalışanlarına hepsi bize yardımcı oluyorlar. Yani sonuçta biz hep şunu söylüyoruz. Bu takım, bu kentin takımı. Bu kentin bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Bizlerin ne yapmamız gerekiyorsa onlara yapmaya hazırız. Basınımıza burada yani sizlere büyük görevler düşüyor. Geçen sene gerçekten hep yanımızda oldunuz. Sizlere biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, müsabakalarımızı, maçlarımızı halkımızla buluşturduğunuz, bir araya getirdiniz. Zaman zaman eleştirileriniz oldu. Biz eleştirilere de açığız. Onu açık açık söyleyeyim. Eksiklerimiz olabilir. Bunları hep beraber tamamlamamız lazım. Sonuçta biz bir kaynağı kullanıyoruz. Kullandığımız kaynak sadece bizim şirketimizin veya belli bir grup şirketin değil. Aynı zamanda bu kentte yaşayan 125 bin, 130 bin kişinin bütçesinden, onların bütçesinden oluşan, yani oradan gelen parayı kullanıyoruz. Dolayısıyla bu kentin takımı, kentin de bu takıma taraftarlarının sahip çıkmasını istiyoruz. Bu noktada bizim de eksiklerimiz olabilir. Bu eksikleri hep beraber giderelim. Ve dolayısıyla bu kent olarak bu takımımızın elde edeceği daha büyük başarılara hep birlikte sahip çıkalım ve ortak olalım diye düşünüyoruz biz. Bu konuda da basınımızdan her zaman için destek bekliyoruz. Dediğim gibi bu olumlu eleştiri de olabilir, olumsuz eleştiri de olabilir. Ve ben bu zamana kadar sizin yapmış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim çok özel taraftarlarımız var. Çok güzel bir şey bu. Bu Türkiye'de konuşulmaya başladı. Bizim taraftarlarımız aileler. Anne, baba, çocuk veya büyük anne, dede, çocuk beraber. Bunlar geliyorlar, maçları izliyorlar, takip ediyorlar. Yani bunlar belki çok şey değil ama o kadar çok konuşuluyor ki ilçelerden artık taraftarlarımız gelmeye başladı. Biz ilçelere de gidiyoruz. İşte siyasetten dolaşıyoruz, ediyoruz. Orada soruyorlar bizi. İşte köy kahvesinde toplantı yaparken biri geliyor yanaşıma diyor ki bu sene takım nasıl olacak diyor. Dolayısıyla tüm il bazında takımımız yakından takip ediyor. Dediğim gibi bu da en büyük pay basınımızın. Yine önümüzdeki yıllarda dediğimiz gibi yine Çanakkale, Çanakkale'nin adını en iyi şekilde hep beraber duyurması için çaba içinde olacağız. Sizin sorularınız varsa o sorularınızı alalım.